Finans merkezi başladı. Öncelikle öne çıkan haberleri, ayrıntılarını göreceğiz. Hangi rakamlara nasıl yansıtılmış onu göreceğiz. Gelsin ekrana Borsa İstanbul 100 Endeksi. Bugün dolar TL ile başladık. 3.58, yaklaşık %0.4 kadar aşağıdayız. Euro TL 3.73'te. Burada da hafif bir düşüş söz konusu. Borsada da 76.000'in altına indik. Yaklaşık %0.8 aşağıdayız. Dolar TL'yi tekrarlayayım. 0.4 aşağıda 3.58'de ve Euro dolar hareketi bugün terse dönmüş gibi görünür. 1.0435 Euro dolarda son durum. Biliyorsunuz Almanya'da gelen bir enflasyon rakamı var ve bu beklentilerin üzerinde geldi. Avrupa'da da beklentilerin üzerinde bir enflasyon var. Bunu soracağız ilerleyen dakikalarda Londra'ya, hep birlikte bakacağız. Bu bir parça kuru yukarı atıyor. Faizlerde gevşeme eğilimi hakim. 10 yıllıkta 11,32 bileşikteyiz. Yaklaşık 20 bas puan kadar aşağı kaydığını görüyorum. Ve gösterge niteliğindeki tahvilin bileşik faizi de 10.79'da, burada da 13 bas puanlık gerileme hakim. Avrupa borsalarını görelim hep birlikte. Bu gelen enflasyon rakamları pek de olumlu yansımışa benzemez. İtalya oldukça yatay. Frankfurt DAX endeksi %0.2 düşüşte. Paris CAC 0.1 kırmızıda. Londra FTSE 100 endeksinde de önemli bir değişim görmüyorum. Son olarak ABD vadelerine bakacak olursak S&P 500 vadelisinde yaklaşık %0.2'lik yükseliş eğilimi görünüyor ve 2257 puanda. Burada da rally sürer mi sürmez mi, bunu merak ediyor yatırımcılar. Haberler böyle. Şimdi stüdyoya döneceğiz. Oldukça önemli bir konu. BES'ten bahsedeceğiz. Otomatik katılımdan bahsedeceğiz. Malum hem çalışanlar merak ediyor hem de aslında şirketler. Ciner Yayın Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman bizlerle beraber. Hoş merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Ve FİBA Emeklilik Genel Müdürü Ömer Mert, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında iyi bir buluşma oldu. Hem biraz şirketler tarafını, biraz vatandaşların, şirketlerin merak ettiğini, hem de bir yandan acaba paralar nereye gidecek, nasıl değerlendirilecek, sistem tam olarak nereye geldi, bundan bahsedeceğiz. Erkan Bey, sizle başlamak istiyorum. Hayır. Şimdi 1 Ocak'ta sistem peyderpey çalışmaya başladı. Doğru. İsterseniz kısaca bir onu anlatalım. Yani hangi şirketler bu sisteme katıldılar ve tam olarak ne başlamış oldu? Tabii ki hayır. Öncelikli olarak 1 Ocak 2017 itibariyle 1000 kişi ve üzerindeki şirketler 1 Ocak tarihi itibariyle bireysel emeklilikte otomatik katılıma dahil oldular. 1 Nisan'da da 250 sayısı ve 1000 sayısı arasındaki firmalar dahil olacaklar. Sonra 1 Nisan'dan sonraki süreçte 1 Temmuz'a geleceğiz. 100 ile 250 arasında şirketler dahil olacaklar. Daha sonraki süreçte de 1 Ocak 2018 yılında da 100'e kadar olan 50 ile 100 arasındaki şirketler dahil olacak. Bu peyderpey 2019 yılı Ocak ayına kadar böyle devam edip 5 ve üzerindeki şirketlerin hepsi bireysel emeklilikte 45 yaş altı çalışanların sisteme dahil olduğu bir süreçte otomatik katılımla gerçekleştirilecek. Peki şimdi biz Ciner Yayın Holding olarak buna girdik tabii, değil mi? Bizim şirketimiz üzerinde baktığımız zaman biz Nisan 1 itibariyle gireceğiz. Nisan 1'de. Peki evet. Şu açıdan soruyorum. Şimdi şirketlere girmeyenler var. Dolayısıyla bu girecek şirketler acaba biz ne yapacağız diye de merak ediyorlar. Mutlaka önceden tecrübe edenler var. Siz şimdi bu işi yöneten kişilerden biri olarak ne yaptınız? Size neler söylediler? Ne yaptınız da bu sürece dahil olmak için hangi çabaları sarf ettiniz, bir öğrenelim. Tabii ki. Öncelikli olarak şöyle söylemek lazım. Bu süreç yaklaşık olarak bizde 3-4 aylık periyod öncesine dayanıyor. 3-4 ay önceki süreçte biz birçok bireysel emeklilik hizmeti veren kurumlarla görüşmelere başladık. Ancak onların da kafalarında bazı şeyler net değildi. Çünkü yönetmelik Aralık 17 itibariyle netleşti. Ve bu tarihe kadar olan süreçte yaptığımız görüşmeler bireysel olarak öncelikli olarak hangi tür hizmetleri sunabilecekleri, portföy yönetimlerinin bireysel emeklilik fonlarının hangi performansları sergiledikleri ve bizlere sunabilecekleri hizmetler noktasında birleşti. Son süreçte Aralık ayı itibariyle değerlendirdiğimizde de biz bu süreçte nasıl bir yapılanma yapacağız? Bodros sistemimiz insanların ücretlerinden keserek yapacağımız için bunu nasıl adapte etmeliyiz? Bunlar üzerine bazı çalışmalar yaptık. Neticede şu sonuca varıyoruz. Bundan sonraki şirketteki birçok firmada bunlara dikkat edecekler. Öncelikli olarak bireysel emeklilik firmaları bizlere bir kurumsal portal açacaklar. Bu kurumsal portala biz bütün çalışanlarımızın, 45 yaş altı bütün çalışanlarımızın bilgilerini, buradaki önemli olan veri kişisel verilerin korunması yasasına aykırı olmadığı vurgusu özellikle yasada ve yönetmelikte vurgulanmakta. Buradaki bilgileri oradaki oluşturulmuş portalara gireceğiz. Bu giriş yaptıktan sonraki süreçte de bizim anlaştığımız bireysel emeklilik şirketi bize bir hesap verecek. Bu verilen hesap çalışanların ücretlerinden,
sigorta matrahlarının %2 oranında bir kesintiye gelecek. Bu şöyle söylenebilir, en azından biraz ete kemiğe bürünsün diye baktığımızda 399.93 sigortada tavanı olarak baktığımızda bundan %3'lük kısmı buna tekabül ederken asgari ücret seviyesini düşündüğümüzde 53 TL 32 kuruş ifadesi var. Ancak buradaki yönetmelikte de virgülden sonrası dikkate alınmaz diye bir hesap var. Yaklaşık 400'de 53 TL arasındaki bir oranda çalışanlardan otomatik olarak bir kesinti yapılarak aylık olarak kesilecek. Kesilecek. Ancak bu çalışanlar bunu arttırmaya istekli görünürlerse bu oranı da arttırabilecekler. Dileyelim öyle olsun. Şimdi Ömer Bey, kesildi, kesinti başladı. Siz de tabii mutlaka şirketlerle görüşüyorsunuz. Evet. Şunu merak ediyorum. Şimdi emeklilik şirketi gidip tam olarak şirkete ne anlatıyor ve neleri söyleyerek aslında onu müşterisi yapıyor ve bundan sonra para nereye gidiyor? Aslında yaptığımız hizmetlerin bir tanesi çok önemli operasyonel tarafı. Biraz önce söylenen gibi aslında biz web portallarla İK birimlerinin işlerini azaltarak bir işlem yapmak zorundayız. Orayı herkes sağladı aslında. İşi basitleştirdik. Ama bundan sonraki süreçte para geldikten sonra bir süreç var. Sizin de sormak istediğiniz yer orası anladığım kadarıyla. Paralar fonlara gidecekler. Ama bu bireysel emeklilikten farklı. Yani bugün bildiğimiz mevcut bireysel emeklilikten biraz farklı işleyecek. Çünkü bildiğiniz gibi bireysel emeklilikte müşteriler istedikleri fonlara dağılımlarını yapabiliyorlardı. Ancak otomatik katılımda direkt olarak başlangıç fonu diye bir fon kuruyoruz. Kuruldu bu fonlarda. Bunun bir faizlisi, bir de faize duyarlısı olarak iki tane fon kurdu bütün emeklilik şirketleri. Paralar başlangıç fonuna gidecek. Seçiminize göre faizli ya da faizsiz olarak. Ve 2+10 ay, yani yaklaşık bir sene bu başlangıç fonu dediğimiz fonda kalacaklar. Bu fonun içeriği yine birazcık mevcut fonlarımızdan farklı. %60 oranında minimum mevduata yönlendirilecek bu paralar. Bu da enteresan, ilk defa oldu. Çünkü yatırım fonlarında biliyorsunuz oranlar daha düşüktü. Ama başlangıç fonu dediğimiz bu fonda ağırlıklı mevduata gidecek paralar. Değişik bir yapı. Aslında daha çok ana parayı korumak üzerine kurulmuş. Birazcık da makul bir getiri sağlamak için biraz korumaya yönelik bir fon yapısıyla sistem başlıyor. Bütün paralar bu fonlara gidecek. Bu kesintiler, yani 50 liradan başlayan 400 liraya kadar kesintiler, bütün şirketler bu fonlarını kurdular, hazırladılar. Onaylarını da aldık. Şimdi gelen paralar bu ay itibariyle bu fonlara yönlendirilecek ve değerlendirilecek. Şimdi o araları biraz daha sorayım çünkü tamam, hakikaten çok merak var, onu söyleyebilirim. Tabii, tabii. Yani hem Twitter üstünden hem tabii mailde çok da sorular geliyor. Şimdi diyelim ki ben de bir çalışan olarak, evet, benim de açıkçası başladı. Evet. Bu şirketin de bir elemanı, hı-hı, olarak işte bir kesinti yapıldı. Para gitti. Şimdi, hı-hı, burada fonları seçerken öncelikle benim herhangi bir söz söyleme hakkım yok. Doğru mu anlıyorum? Şimdi iki basamakta sizin söz söyleme hakkınız yok. Bir, şirket seçiminde siz karar vermiyorsunuz. İK birimleri, hı-hı, şirketi seçiyor. Kişiler, çalışanlar şirket seçemiyorlar. Bir emeklilik şirketi seçilecek dedik ya. Bu şirket seçimini çalıştığınız şirket yapıyor. İkincisi, İlk başladığı paranız gittiği yerde ilk müdahaleniz yok. İlk başta sizin zaten bir cayma süreniz var. Cayma süresi 2 aydan bahsediliyor. Buradaki cayma süresinin esprisi şudur. Paranızı negatife indiremiyoruz. Yani siz 100 lira kesinti geldiyse sizden, biz eğer o cayma süresinde çıkarsanız size 100 lirayı vermek zorundayız. Ama 2 ayı geçtikten sonra artık paranız ne kadar değerlendiyse. Ama fon seçim hakkınız yok başta. Ne zaman ki bunlar devreye giriyor, birinci yılın sonunda artık kişiler kendi risk profillerine göre, yapılacak bir risk profili analizine göre dağılım yapabilecekler. Orayı soracağım. Tamam. Şimdi sadece şunu da bir de sormak, hı-hı, istiyorum. İkiye ayırdık ya, faizli ve faizsiz, evet, seçenek. Evet. Bu seçenek nerede seçiliyor ve kim tarafından seçiliyor? İlk başta yine bu işveren tarafında kişilere adına bir seçim yapılıyor. Ama bunu çalışanlar isterse o ikisi arasındaki geçişi yapabilirler. Ama ilk temelde genel olarak seçimi yapacak şey yine işveren olacak çalışanın adına. Ama ondan sonraki süreçte çalışan isterse faizli faizsiz arasındaki geçişi yapabilecek. Çünkü her şirkete zorunluluk getirdi. Yani şunu diyemiyor bir şirket, ben faizli fon çıkarmayacağım ya da faizsiz fon çıkarmayacağım diyemiyoruz biz emekli şirketi. Mutlaka sunuyorsun. İkisini de sunmak zorundayız ve bu ikisini de müşteriye paylaşmak zorundayız. Peki Hakan Bey, şimdi biz seçecek miyiz? Hangisi fon faizli olacak, hangisi faizsiz, yoksa sizin tarafınızdan mı seçilecek? Yani çalışanla şirket arasındaki ilişki nasıl olacak? Öncelikle olarak şöyle bakmak lazım. Her işverenin vekili olarak insan kaynakları bunu genel olarak yürütecekler. Bu yürüttükleri pozisyon çok önemli.
bireysel emeklilik fonlarını yöneten şirketlerin performansı önemli olacak. O yüzden bunları seçerken öncelikle olarak bütün insan kaynakları, yöneticileri ve çalışanları bireysel emeklilik fonlarını yöneten firmaların fon performanslarına bakacaklar. Bir de biliyorsunuz bu firmalar aynı zamanda eklentili oldukları bazı hizmetler de veriyorlar. O hizmetlere sunabilecekleri ek faydalar nelerse o ek faydaları da dikkate alarak bir seçim yapacaklar. Bu seçim sürecinde biz firmayı seçiyor olacağız ama bu firmayı seçtiğimiz süreçte de bizimle görüşmelerimizde çıkan sonuç iki tane faizli ve faizsiz fon olmak üzere bir kavram var. Biz genel portföyümün yönetilmesi kapsamına dikkat edip bir firmayla anlaşacağız. Onların bize sunduğu iki tane alternatifi seçerek yolumuza böyle devam edeceğiz. Ancak burada çalışanlarımızı bilgilendirebilmek açısından her işletmedeki insan kaynakları çalışanları onlara bu fon yönetimiyle ilgili bilgileri de paylaşarak iki aydan sonra biraz önce de cayma süresinden sonra bahsedilen süreçte kendilerinin seçebileceği yaklaşık 6 ay zannedersem 6 defa değiştirebilme hakları olacak. O süreçte bir yol alacağız. Anlaşılan daha birçok şeyin netleşmesi gereken bir süreç var aslında. Çünkü bizim de yaptığımız görüşmelerde çıkan sonuç aslında biraz orada oluştu. Burada bizim başka bir fonksiyonumuz da oluşmaya başlayacak. Biz artık bundan sonra iş yerine giren herkesi, 45 yaş altı herkesi bize oluşturan kurumsal portal üzerinden anlaştığımız şirketlere bildirmemiz gerekiyor. Biz aynı zamanda çıkan personelin de bildirimini kurumsal olarak bildirmek ve karşı tarafa bunu iletmemiz gerekiyor. O zaman karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. İşe giren ve çıkanların bizim açımızdan bu özellikle bireysel emekliye otomatik katılımda bazı ekstra fonksiyonlar geliyor. Biraz önce çok güzel bir ifade kullandılar. İnsan kaynaklarının yüklerini hafifletmek istiyoruz diye. Bunu insan kaynakları yüklerini hafifletirken bizim de gelen bazı eklentilerimiz var. Önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Mesela düşünelim ki bizim işletmemiz bir firmayla anlaştı. Anlaştığımız firma ile kesintiler yapıldı ve kişi bizim işletmemizden ayrıldı. Başka bir işletmeye iş başvurunda bulundu ve o işletmeye girdi. Girdiğinde anlaşılan firma farklı bir firma. Anlaşılan firma farklı olduğu zaman kişi isterse bizdeki firmayla ek ödemelerine devam ederek o firmayı devam ettirebilir. Karşı tarafta zorunlu olarak kesileceği için iş ve zorunluluk getirildiği için o firmanın da kesintisini devam ettirebilir. Ancak kişi ben iki yerde ödeme yapmak istemiyorum, tek yerde ödeme yapmak istiyorum dediğinde de bu zaman karşımıza şu sonuç çıkıyor. Farklı bir firma olduğunda bütün kesintileri aktarım yapacaklar. Eğer aynı firmanın başka bir firmayla anlaşması durumu söz konusu olduğunda plan değişikliği yapacaklar. Biz de burada insan kaynakları çalışanları olarak özel olarak burada seçtiğimiz firmaların ehemmiyeti, önemi ve portföyün yönetim şekli ve daha önceki performansları ve bize sundukları açık konuşmak gerekirse ek faydalara. Burada yasada ek fayda kavramını da açıklık getirmişler. Hani komisyon vesaire isteyemez gibi ifade de var. Yasanın hükmünde bu var. Böyle bir ifadeden ek fayda olarak dile getirmiyorum. Dile getirdiğim konu bize sundukları hizmet kalitesinde açıkçası karşımıza gelecek. O hizmet kalitesini biz de bizimle görüşen firmalardan talep ediyor olacağız. Peki bir şey soracağım. Şimdi bir çalışan olarak ben geldim. Erkan Bey bu nereden çıktı? Ben hemen bundan caymak istiyorum dedim. Ne zaman çıkabilirim, ne kadar süreyle çıkabilirim ve zor mu olacak, kolay mı olacak, cayma işi tam olarak nasıl olacak? Şimdi hem yönetmelikte hem yasa hükmünde elektronik ortamda haberleşmeden bahsediliyor. Dolayısıyla burada bize kurulacak, benim yaptığım görüşmelerde elde ettiğim bilgiler şu. Bize kurulan kurumsal portföy portal üzerinden verilen hem kurumlara bir yetki verilecek bu kurumsal portalda hem de çalışanlara kendilerinin girebilecekleri şifreler verilerek kurumsal portalda kendi adlarına yapılan kesinleri takip edebilecekler. Bu portal üzerinden kendileri bu bilgiyi iletebilecekler ya da elektronik postayla. Burada özellikle vurgu şu, posta yoluyla kabul etmiyoruz vurgusu var. Posta yolu olmadan elektronik posta yoluyla veyahut da telefon yoluyla. Çünkü burada yine ses kaydı sistemi oluşturulduğu için bu CRM mantığında. Bu mantıklı da kişiler hem telefon yolu hem elektronik posta yolu hem de kurumlara kurdukları portal yollarıyla kişiler 2 ay içerisinde cayabilme haklarına sahipler. 2 ay içerisinde cayabilirler ancak burada önemli olan bir konu şu oluşacak. Kişiler caydıkları zaman bununla ilgili bildirimlerini bulunduklarında şirketler bu kesilen bedelleri 10 iş günü içerisinde kişilere ödeyebiliyor olacaklar. Çünkü onların da birazdan yetkili bu konuda bilgi verildiği zaman karşımıza çıkacaktır. 10 iş günü içerisinde
ödeniyor olacak. Yani biz direkt evet ben ayrılmak istiyorum dediğimde direkt paramızı geri iade alamıyor olacağız. Dolayısıyla burada çok da güzel bir vurgu da yapıldı biraz önce. Paralarının kaybolmaması için biz gerekli işlemleri ona göre yapıyoruz. O yüzden burada belli bir cayma süresi ve belli bir ödeme süresi var deniyor. Burada bir şunu vurgulamakta fayda var açıkçası. Otomatik katılımda ve bireysel olarak bireysel emekli sistemine dahil olan sistemlerde mesela otomatik katılımda bir herhangi bir cezai müeyyide yok. En çok sorulan soru aslında bize gelen, insan kaynaklarına gelen bu. Ama bireysel emeklilik sisteminde eğer kurguyu siz bireysel emeklilikte herhangi bir şirkette yaparak kaydoluyorsunuz, caydığınızda asgari ücretin yaklaşık %75'e kadar bir rakamda bireysel emeklilik sisteminde bir bedel, belli bunun süreçleri var tabii ki, iade etmeniz gerekiyor. Ama bu otomatik katılımda karşımıza gelmiyor. Peki şimdi caymadım ve kaldım. Dolayısıyla 2 ay, diyelim ki Nisan'da biz başladıysak Mayıs, Haziran'da geçirdim ve artık içeride kaldıktan sonra dediniz ki 10 ay boyunca da o 2 aydan sonra işte bu iki fonla değerlendirilecek. Ondan sonrası seçenekler gelecek. Orası şu an çok net mi? Yani kaç tane fon gelecek, içerikleri ya, tam ne olacak? Bir de onu sorayım size. Ya içeriklerinden çok türleri artık SPK ve Hazine Müsteşarlığı iş ona yönlendiriyor. Fon adetlerinden çok fonların yönlenmesi gibi böyle agresif muhafazakar büyüme amaçlı gibi 4 tane kategoride fon tipi olacak. Ve yaptığımız risk getiri profillerine göre insanları bu 4 kategori tipindeki fona yönlendireceğiz. Aslında ondan sonra opsiyonlar açılmış oluyor. İnsanların kişisel beklentileri ve risk algılarına göre de bir fon yönlendirmesi olacak bu dönemde. Burada sadece sizin sorunuzda biraz önceki soru bir eklemek yapmak lazım. Cayma süresi dediğim gibi aslında bugün girdiniz yarın çıkabilirsiniz. Dert yok, hiçbir paranız kaybolmayacak, dert yok. Ama düzenlemede şöyle bir şey var. Çıksanız bile sistem sizi bir sonraki yıl tekrar sisteme sokacak. Yani burada bir düzenleme geldi. Eğer dedim ki siz çıktınız, caydınız, hala o şirkette çalışıyorsanız tekrar sistem sizi sokmak zorunda bırakıyor. Bu aslında şey, tekrarlı olarak sisteme aslında gireceksiniz. Bir gün ne zaman ki kalırsanız sistemde vazgeçmezseniz. Şimdi yani 2017 Nisan'da girdiniz. Girdim ve işte 10 gün içerisinde ya da en geç 2 ay içerisinde çıktım. Bir dahaki senenin Nisan'da sizi yani yıl sonlarında bakılacak. Bir sonraki yılın Nisan'ında da yani 2018'de sizi, Nisan'da bir daha İK sizi içeriye sokacak. Peki yine aynı şartlarda mı çıkacağım? Aynı şartlarda çıkıp aynı şartlarda gireceksiniz. Yeni maaşınıza göre bir giriş yapacaksınız. Yine çıkabilirsiniz. Cayma hakkınız var. Bir de burada bütünsel olarak konuşmak açısından bir önemli şey var. Burada caymanın cezası yok. Evet yatırdığınız parayı aynen alıyorsunuz ama önemli bir şey var. Devlet katkısını unutmamak lazım. Biliyorsunuz mevcut bireysel emeklilikte olan %25'lik devlet katkısı ekstra olarak burada da var. Ayrıca bir defaya mahsus olarak girip ve sistemde 2 aydan fazla kalırsanız 1000 liralık 1000 Türk lirası devlet katkısı var. O nedenle bu girme çıkmalarda ikinci defa girdiğinizi alamıyorsunuz. O nedenle ilk girişte kalma kararı önemli. O nedenle o 1000 lirayı da almak istiyorsak ki 1000 lirayı da küçümsememek lazım. Asgari ücretli için aslında 20 aylık bir ödemesine denk gelen bir ödeme yapılıyor. Bu dünya örneklerinde çoğunda olmayan bir şeydir. Aslında bir giriş bonusu gibi bir para ödeniyor. O nedenle o cayma kararını verirken çok böyle hızlı karar vermeden biraz daha orta uzun vadede düşünmek lazım. Şimdi tabii soralım yeri gelmişken 1000 lira hesabıma yattı 2 ay ben kaldıktan sonra. Güzelmiş deyip 2 ay sonra da çıkabiliyor muyum? Bundan sonra ne zaman çıkıyorum? Yani kaldım artık otomatik... Ondan sonra yine çıkabilirsiniz ama devlet katkısında hak ediş diye bir kural var. Yani siz o 1000 lirayı alamıyorsunuz. Aslında hesabınızda var. İlk 3 yıl içinde çıkarsanız hiçbir şey alamazsınız. Devlet katkısı %25'leri de alamazsınız. 3 yıl 6 yıl arasında çıkarsanız %15'ini alırsınız. 10 yıl ve 56 yaşını doldurursanız devletin verdiği tüm katkıyı alırsınız. Bu nedenle aslında... Yani hem 1000 lirayı hem de %25'i alırsınız. O nedenle burada aslında orta uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu unutmamak lazım. Tasarruf aracı olduğunu unutmamak lazım. Buradaki en kritik şey bizler açısından bilinmeyen kaç kişi sistemde kalacak ve devam edecek. O nedenle buradaki yaptığımız bu yayınlar, kişilere yaptığımız çalışanlara bilgilendirmeler çok kritik aslında. Çünkü biz bugüne kadar hep şirketler olarak daha çok kurumsal İK'dan sorumlu genel müdür yardımcılarına, işte ilgili birimlere gittik ve anlattık. Kurumsal olarak anlatmak ürünü kolay. Ama aslında anlatılması gereken çalışanlar. 1 Ocak itibariyle başlayan sisteme çalışanlara anlatılması konusunda aslında biraz da geç kaldığımızı düşünüyoruz. Çünkü bu bireylere bu yapılan yayınlar aslında bireyler karar veriyor. Çünkü emekli bir çalışanın için şirket seçmek zorunluluğu var, yasal bir şey. A şirketi ya da B şirketi seçilecek ama çalışanın sistemde kalıp kalmama kararı hem kendisi açısından hem de sistemin devamlılığı açısından çok kritik. O nedenle aslında kararı böyle benden para kesiliyor, yarın sabah çıkayım modundan çıkıp devlet katkısını düşünmek, uzun dönemli
sosyal güvenlikteki yaşayacağı problemleri düşürerek karar vermesi, orası çok daha önemli. Çalışanların bilgilendirilmesi süreci çok önemli. Yani sizin Nisan'da girmeden önce Mart'ta çalışanlara bu eğitimlerin, bilgilendirmelerin yapılmasının çok faydalı olduğunu. Erkan Beyler sağ olsun. Biz gayet haberdarız konuda. Tabii bir de Bloomberg gibi bir kanal olunca elden geldiğince biraz fazla bilgi var. O konuda memnunuz. Problem yok. Şunu söyleyeceğim. Yani belki küçük bir eleştiri getirmek lazım orada. Çünkü Ocak ayında başlayacağı belli olmasına rağmen birçok düzenleme o kadar sonradan yapıldı ki işte o mu geliyor, bu mu geliyor diye hakikaten bu işi anlatmaya pek zaman olmadı. Biz animasyonlar da hazırladık. Yani bu programı bu bölümünde veda ederken onu da gireceğiz. İnanın anlatmak için. Ama oraya iyi hazırlanmadık. Şimdi tekrar Erkan Bey'e döneyim. Şunu da merak ediyorum. Yani işte bizim şirketimiz bir şirketle çalışırken emeklilik şirketi örneğin bunu değiştirme hakkı olacak mı? Öyle ya, siz iyi diye seçtiniz geçmiş performansa dayalı olarak önümüzdeki 2 sene kötü performans göstermeye başladı diyelim. O zaman cayıp biz de onu değiştirebilir miyiz şirket olarak, kurumsal olarak? Şöyle söyleyeceğim. Öncelikli olarak kurumların bir ve birden fazla şirketle anlaşma potansiyeli var. Dolayısıyla biz illaki bir firmayla anlaşacağız diye hem yönetmelikte hem çıkan kanunlarda tek firmayı seçmek değil birden fazla firma seçebilme hakkı bize tanımış durumda. Dolayısıyla buradaki süreçlerde biz anlaştığımız firmaları tespit ederken bize de aktarılan bilgiler bu çok net olmamakla beraber birden fazla bize seçme hakkı tanındığı için bunu değerlendirmek gerekecek diye düşünüyorum. Birden fazla firmayla çalışabiliriz bu anlamda ama direkt cayma kısmı sonra en azından 2 yıl sonra siz şirket çok, olarak değiştirebilirsiniz ama ilk 2 yıl şirket değiştiremezsiniz. 2 yıldan sonra her yıl, ondan sonraki her yıl şirket değiştirme hakkınız var. O devam edecek. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim en çok konuştuğumuz ama bu süreçte biraz önce dediniz ya çok geç belli oldu. Aslında bence netleşmesi gereken bireysel emeklilik firmalarının özellikle yoğunlaşması gerektiğine inandığım bir konu var. Birçok mesela sizler bugüne kadar sizlerin açıklanan verilerine baktığımda yaklaşık olarak 6 milyon 605 bin kişinin 23 Aralık 2016 tarihine kadar sisteme dahil olmuş bireysel emeklilik müşterisi var. Şimdi bizler de bu konular insan kaynakları çalışanları olarak bize aktarılan en önemli kavramlardan bir tanesi çıktı. Deniyor ki benim zaten bireysel emekli sigortam var. Evet bu otomatik katılım cayma hakkı da tanınmış. Dolayısıyla ben zaten ödediğim bedelleri bir daha ödemeyi arzu etmiyorum diyen çok sayıda personel var. Bu ben de tam bunu soracaktım. Besi olanlar ne yapacaklar? Burada biz bu konuşmaları yaptığımızda ben özellikle bizimle görüşen firmalar için konuşuyorum. Onların en önemli sorularından biri olarak bunu sordum ve onlara yöneldim. Dedim ki birçok kişi bireysel emeklilik sistemine dahiller zaten. Otomatik sistemin olduğu çok aşikar ama cayma hakkı da var. Bence ilerleyen süreçte bireysel emeklilik sisteminin belki biraz daha bugüne kadarki netleşmesi biraz zamana yayılan bu kavramın belki ileride daha da farklı bir yere taşınmasına fayda var. Çünkü zaten kişi gönüllü olarak buna katılmış ve bunu ödemeye devam ediyor. Bunların entegrasyonu olabilir mi? Bunu bence düşünmelisiniz. Çünkü insanların çoğu caymadaki, cayacak insanların çoğu bana kalırsa burada bahsettiğimiz 6 milyon 605 bin en azından açıklanan sayı için söylüyorum. Adayın cayma ihtimali olabilir. Caymamaları lazım çünkü cidden çok ciddi avantajlar var. Ama en çok soru buradan geliyor. Ama birleşmeyecek herhalde. Katman birleşmeyecek. Katman ya, yasal yani. Olarak şu diyor. Mevcut besin olması buraya girişe engel olmayacak. İkisini de ayrı devam etmesi lazım. Burada söylediler şu. Bir tercihte bulunması gerekiyor mu? Aslında şu. Sisteme inancı ve tasarruf edecek bir tutarı varsa ikisinde de devam etmesi lazım. Çünkü eskisinin bozmamasının şöyle bir faydası var. Kazanılmış hakları var. Biraz önce söylediğim o sura kazanımlarını yakar. Eğer çıkarsa eski sistemden. İkisi ayrı sistem. İkisi ayrı sistem. Ama insanların tabii şu var. Bir bütçe var. Bu bütçeyi nasıl paylaştıralım diye. Biz aslında şunu söylüyoruz. Yeni sistem aslında müşterinin daha lehine bir sistem. Eskisi kötü anlamında söylemiyorum. Eğer para varsa ikisine de yatırmaya devam etmekte fayda var. Çünkü kazanılmış hakları da kaybetmemek. Devlet katkısı ikisi için de geçerli. Bu önemli bir şey. Özellikle üst gelir grubu için kesinlikle yeni bir açılım oldu burası. İkisine değerlendirilmesi lazım. Ama orta uzun vadede bunların birleştirilmesi gibi bir öngörüde çalışılması gereken konulardan. Peki şimdi yaklaşık 1,5 dakikam kaldı. Şunu da size hızlıca sormak isterim. Fonların yönetimi tarafında endişesi olanlar var. Yani devlet eliyle bu yapılıyor. Burada bizim fonlar yeterince nemalanmayabilir gibi bir endişe var. İşte o projeler mi finanse edilecek vesaire falan. Buna ne söylenebilir? Ya burada öyle bir dert yok. Şu açılım da getirildi aslında. Normalde biliyorsunuz emeklilik şirketleri genelde kendi gruplarının portföy yönetim şirketleriyle çalışıyorlardı. Ancak bu sefer ilk defa yeni bir madde eklendi. Burada kurulacak fonların portföy yönetim şirketleri arasında dağılması yönünde de bir inisiyatif var.
Yani bu en azından 4 şirkete dağılacak bugünkü rasyolara baktığımızda. Bu da şunu getirecek, bir rekabet ortamı olacak. Ama bu gidecek paraları şöyle düşündüğümüz için, %60'ı mevduata gideceği için aslında getiriler 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebilir nitelikte. Diğer tarafında mevduat fonlanacak aslında. Mevduatında başka tabii dolaylı etkileri olacak. İnşallah mevduat faizlerini biraz aşağı çekecek, kredi faizleri aşağı inecek gibi dolaylı etkileri de olacak. O nedenle şu andaki sistemden daha iyi bir yapıya gidiliyor. Biraz daha rekabete açılan bir portföy yönetim sistemine gidiyor bu sistem. Peki Erkan Ataman, Ömer Mert, çok teşekkürler. Belki bir kez daha bu programı yapmak gerekebilir çünkü çok soru var. Elden geldiğince anlatmaya çalıştık. Yine belki bir araya geliriz. Tamam. Böylece belki bilinç de artmış olur. Tamam. Sorular da değişmiş olur. O zaman bakarız. Tekrar teşekkür ederiz. Biz de elden geldiğince eldeki bilgilerle hazırladığımız animasyonu bir paylaşalım ve ardından Londra'ya gideceğiz ama bakalım bizim gözümüzden bireysel emeklilik ve otomatik katılım nasılmış. Bireysel emeklilikte yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2017'den itibaren bireysel emeklilik sistemine katılım otomatik oluyor. Toplamda 13 milyon çalışanın dahil olacağı yeni sistem ne getirecek? 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar kademeli olarak beslenecek. %25 devlet katkısı teşviği devam ederken 2 ay içindeki cayma süresinden sonra sistemde kalanlara 1000 lira ek katkı sağlanacak. 2 ay otomatik katılımdan sonra sistemden çıkan katılımcı hiçbir kayıp olmadan katkı paylarını geri alabilecek. Emeklilik hakkını elde eden çalışanların birikimlerini en az 10 yıllık gelir sigortasına yatırmaları halinde devlet birikimin %5'i kadar daha katkı yapacak. İlk 3 yıl içinde çıkanlar hiçbir koşulda katkı alamayacak. Devlet katkısının tamamını almak için 56 yaş koşulunu sağlamak ve sistemde en az 10 yıl kalmış olmak gerekecek. 3 ila 6 yılda çıkanlar devlet katkısının %15'ini, 6 ila 10 yılda çıkanlar %35'ini, 10 yılı tamamlayan ancak 56 yaşının altında olanlarsa %60'ını alabilecek. Kademeli geçiş süreci nasıl uygulanacak? İlk aşamada 1000 ve üzerinde çalışanı bulunan işletmelerde çalışanlar otomatik beslenecek. Memurlar Nisan 2017'de dahil olacak ve Temmuz 2019'a kadar kademeli olarak bütün çalışanlar kapsama alınacak. Kesinti prime esas kazancın %3'ü olacak. Asgari ücretli çalışan için maaştan aylık 50 lira, yıllık 600 lira destek kesilecek. Aylık prime esas kazanç 2000 liraysa maaştan aylık 60 lira, yıllık da 720 lira kesilecek. Aylık kazanç 5000 liraysa maaştan her ay 150 lira kesilecek. Otomatik katılımda en düşük kesilecek aylık tutar 50 lira olurken en yüksek tutar 321 lira olacak. Peki ya işverenin yükümlülükleri? Bireysel emeklilik ödemeleri işverenin sorumluluğunda olacak. İşverenin çalışanı zamanında otomatik katılıma dahil etmemesi veya katkı payına geç ve eksik yatırması durumunda oluşacak kayıp işveren tarafından karşılanacak. Ayrıca her bir ihlal için işverene 100 lira idari para cezası kesilecek. Otomatik katılımda katılımcılara sunulan fonlar daha sade olacak. Bireylere risk kategorilerine göre birden fazla fon sunulacak. İlk 2 aylık süre içinde çalışanların birikimleri likit fonda değerlenecek. Tercih yapılmazsa işveren çalışanı adına seçim yapacak.